Selamünaleyküm. Uzunca bir yaz tatilinden sonra yine sizlerle beraberiz. Çok şükür. Siz şimdi diyeceksiniz ki ya Erman'cığım durup dururken sen bu adamları niye dövüyorsun ya? Kaşınıyorlar kardeşim. Aslında bunların birine bir dedi yok. Bütün gerezi amcaoğlu Eymen'e ya. Bir o kadar zitiyorlar salaklar. Arkadaş ben Eymen değilim dedikçe üstüme gelmeye başladılar benim yani. İlla bir dayağını yemedin gitmeyiz diyorlar. Erman abi diyorlar bana. Ben de sizi kıracağım ve kafanızı kırarım dedim. Yolladım. Bunlara güzel bir hacamat yaptım. Sonra artık göz, kapa hiçbir şey kalmadı. Kokoreçlik hazırla. Bir saniye, telefon var. Bir saniye. Evet. Yanlış numara kardeşim Mursu. Çiğsen'in telefonu değil bu. Allah'ını seversen gittiğinde numaraya bakacaksın ya. Numaraya bak da ara. Rica ediyorum ya. Telefon mu yani? Boş boş çevirmeyin. Allah'ınızı seversiniz ya. Musluhçı İhsan'ın telefonu değil mi diyor. Ne de kalmıştı? Ya bunları da döv döv bitmiyor arkadaş ya. Var mı lan başka? Halim. Kendisi biraz eski tabii haliyle ama Erman olarak ben daha yeni keşfediyorum. Teyzem getir. Dikkat et, yorulma. Bizim amcaoğlunun sosyetik sitesinin tam karşısına düşüyor burası. Çocuklar kenara çekilin bakayım, bak teyze geçiyor. Anneciğim buyur. Allah senin Erman abi bir çay alsın abi. Yani tam tezatı oluyor. Orası ne kadar sosyetikse tabii ki burası da haliyle daha gariban bir mahalle. Erman abi. Aa, selam. Ya biz de sitenin golf sahasına gidiyorduk golf oynamaya. Bize katılmak ister misiniz? Onurcuğum daha yeni turistten geldik. Hey ya roketler elimizde de. Sağlık olsun. Have fun. Tabii amcaoğluna nazaran buradakiler biraz daha kalbur altı oluyor. Tut şunu tut tut. Lan dur. Bir yerine bir şey olacak. Gel. Hop hadi. Aldın mı? Bir şeyi unuttum. Bu mahallenin çocukları da abilerini hasta. Ünal degajasana. Atmaz mı abin? Çekil bakın kenara. Eskiden kaç tane degajım var benim be. çocuklar kaçın. Ah vuruldu bu bir. Ema. Ya bakayım senin ne işin var burada? Esas senin ne işin var ya bu mahallede? Telefonun cevap vermiyor, peşine düştüm diye buralarda merak ettim seni ya. Ben iyiyim, merak etme. Ha, üstün başını hiç öyle demiyor ama. Sen beni bırak, asıl öbür adamları görecektin. Hepsini pelt ettim be. Hangi adamları? Belanın en fenası insanın yüzüne gülerek gelendir derler. İşte karşınızda az önce dövdüğüm itleri benim üzerime salan, başımın yeni belası bu mahallenin hem delisi hem manyağı, ülkenin yetiştirdiği en büyük şerefsizlerden biri olan Korkut bu. Korkutsa Korkut fark etmez. Biraz yavaş korkutsun. Ben korkmam. Tabii canım, ateş olsa şiştiği yer yakar. Evet. Ama senden rica ediyorum, çok belalı bir adamdır. Biz kenara çekilelim. Gerçekten bundan beraber başı belaya girer. Yani buna karşı bir ne bir Allah'ını silersen bir sus ya. Erman lütfen bir delilik yapma. Fark etmez, delilik benim göbek adam. Hani senin göbek adı Müittin'di? Bakiye Allah'ın adını mı ettim? Sus!
sus! Ben yapmam, şey yapmam, şey yapmayacağım. Sıra geldi İran'ın başı kesmeye. Gözün çıksın dönbekçi. Lan salçı bıçakları mı? O yana da bu yana da salla. Evir çevir kıvır çevir salla. Salla 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 salla. Olmadı kadar sallarsan salla da. Beni bulacak sonunda. Biraz abartıyor olabilirim. Biraz mı? Yok ya, böyle anlatınca kafanız karıştı sizin. Ben en iyisi kaseti en başına sarıp en başından anlatayım size. Erman amca! Erman amca! Erman amca! Erman amca! Geldim oğlum, geldim. Bağırma. E hadi inmiyoruz, merkez sizi bekliyor. Gülme lan. Iskan. Ne gülüyorsun? Allah Allah. Dur 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 dur. Erman abi iyi misin? Dur kolum gitti galiba ya. Ya yüz kere yedim bak şu entarinin boyunu böyle sürünerek yapmayın. Biraz kısa yapın dedim ya. Yani ne hale getiriyorlar adamı. Gülme oğlum. Git çarı getir hadi gülme. Mecnun. Bu kuzu Mecnun Leyla'sına kurban olsun. Yalnız bir şey itiraf etmek istiyorum. Yani Leyla'nın bu kadar yakıştığını başka kimse de görmedim. Gerçekten tam bir prenses olmuşsun ya. Ya çok teşekkür ediyorum. Abartıyorsun birazcık. Göz kamaştırıcı ve müthişem olmuş olabilirim. Yani katılıyorum, doğru. Yalnız sen de çok yakışıklı bir Mecnun olmuşsun ama. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani Hollywood'dakiler tutsalar Leyla ile Mecnun'un Amerikan versiyonu çekmeye niyet etseler, başrolü de Brad Pitt'i verseler, gene de senin kadar yakışıklı olamazdı. Yalnız bir şey itiraf etmek istiyorum. Doğru. Yani biz normal damatlık gelinlik giysiydik daha iyi olmaz mıydı? Tabii. Çocuklar dışarıya çıkın, çıkış müziğimizi çalsınlar, haydi. Ya canım, inanmıyorum. Gelinle damat geliyor. Yalnız onlara laf etme yani. Ben de demin aynaya baktığımda kendi üstümdekileri benimseyemedim. Böyle okuz gibi falan olmuş. Ya davetiyenin üstünde düğünümüz Leyla ile Mecnun konseptinde olacaktır yazıyordu. Okumadınız mı hiçbiriniz? Niye hepiniz normal giyindiniz? Ne bileyim yani. Şaka falan zannettik. Üzülme aşkım. Önemli olan kıyafet değil, yürektir. Boş ver. Ya. Bismillah. Erman abi ne oluyor? Galiba doğalgaz boru hattı patladı. Beyler sakin oluyoruz. Sakın çakmak falan yakmıyoruz. Yavaş yavaş burayı hemen boşaltmamız lazım. Hadi in beyler. Bu kim ya? Ya kardeşim. O kadar dedim şunun barutunu az koyun diye. Manyak gibi duman altı oldum.
He. Amca kim? Ay aksakallı dede işte. Bu mu? Aşkım yani Leyla ile Mecnun aksakallı dede olmadan olur mu? Ha, öyle oluyor değil mi? Merhaba dedem. Merhaba kızım. Sen herhalde nikah öncesinde bize nasihatte bulunmaya geldin, doğru muyum? Evet kızım. Erman oğlum. Bakiye kızım. Bu tohumu alın, bahçenize ekin. Bu tohum ileride filizlenip hurma ağacına dönecek. Sizin de bu büyük sevginiz sürdükçe bu ağaç hep yemyeşil kalacak. Yalnız bu zeytin çekirdeği amcacığım bir yanlışlığın olmasın? Bence bunu tüm yuttu mu bağırsaklara iyi geliyor yani. Onu anlat bize. Hurma çekirdeği bulamadım. Ha onda. Ben o zaman hemen ekeyim bunu. Kurumasın yani. Tut canım sen. Ah. Bismillah. Ay bu sesli Erman. Yalnız galiba bu sefer gerçekten doğalgaz buharı denk geldi. Bravo yani gittin koca bahçede buraya mı denk getirdin gazmayı? Ya kızım ben nereden bileyim borunu buradan geçtiğini ya? Hem bu Leyla ile Mecnun meselesini sen çıkardın başımıza. Ay. Günaydın Erman amca. Atım! Senin ne işin var oğlum yatak odamda benim ya? Ablam dedi git amcanı uyandır diye. Sebep? Sen niye böyle giyindin? Ya amca bugün okullar açılıyor ya. Anam niye demiyorsun oğlum ya? Bak böyle şeyleri niye söylemiyorsunuz amcanıza ya? Evet. Acımız büyük amca. İnsan bir gün önceden haber verirdi değil mi okullar açılıyor amca diye. Ne bileyim ben amca ya. Bakiye abla sana söylemişti diye düşündük hem biz. Nereden söyleyecek? Git git. 5 dakikaya kadar gelirim. Sen asıl Bakiye'yi uyandır hadi. Günaydın canlarım. Günaydın anneciğim. Yavrularım. Evet. Buldunuz böyle. Anneciğim yeter ya, yeter ya. Kahvaltı ver bize ya. Korkun sen annemden, okuz. Bak sen bunu gördün mü? Sen bunu tamam, gördün mü? Tamam. Sakin olun, kavga etmeyin. Ben şimdi size bir yumurta kırarım. Ne? Yumurta mı? Ay. Bari bir tanesi kız olaydı da bana benziydi. Günaydın Bakiye ablacığım. Ay Selin ne yapıyorsun çocuğum? Gece gece ödümü zortlattın ya. Ne gecesi Bakiye abla ya? Sabah oldu çoktan. Aa, kaç sabah olmuş ya. Selin, yavrum depresyona mı girdin sen? Ne? Niye sabahın kur vaktinde kalkıp da okul formalarını giydin çocuğun üstüne tatil zamanı? Çünkü bugün maalesef ki okullar açılıyor. Kızım şuursuz şuursuz konuşma. Sizin okul pazartesi açılıyor. Ya pazartesi zaten bugün. Ben hazırım canlarım. Ben de hazırım. Ay! Ya çok teşekkür ederim. Vallahi sen olmasaydım merdivenlerden aşağıya topaç gibi yuvarlanacaktım ha. Estağfurullah, yanında ben varım. Ne zaman düşeceğin zaman haber et, ben hemen seni kurtarırım. Ya gerçekten mi? Evet, istersen seni kollarımda da götürebilirim. Ağırlık çalışmışlığım var geçmişimde. Çorum'da 3 tane bilimcilik aldım, vallahi bak. Abla, bunu hala birbirini açamadılar değil mi? Yok. Açılmadılar Atomcuğum. E artık açılsalar da hepimiz rahatlasak yani. Söyle
bakmayın. Hiçbir yere varmayan boş boş bakışmalarınızı bölüyoruz. Ama hani diyoruz ki böyle biraz acele etsek, ilk günden okula geç kalmasak. İrit, ne de olsa bundan sonraki her sabah okula geç kalacağız. Evet, her şeyimizi aldınız değil mi? Bir şey unutmadınız. Çantanız, defteriniz, kaleminiz falan hep tamam. Biz her şeyimizi aldık da sen bir şey unutmuyor musun Bakiye abla? Ne gibi bebe? Bakiye abla, biz okula kahvaltı yapmadan mı gideceğiz? Ya yolda tost muz buluruz, hadi hadi. Ben şimdi pizza siparişi versem gelmesi zaten en az 20 dakika sürer, olmaz. Yan eve birileri taşınıyor galiba. Bahattin amcalara ne oldu ki? Hey lan, Bahattin amcalardan haberin yok mu? Burayı satmışlar, Bodrum'dan villa almışlar ya. Ay, Valeri'yle Rıfkı da boşandı, Valeri döndü Ukrayna'ya. Neler oluyor ya sitemizde? Acaba kim taşınıyor Arman amca ya? Yavaş biraz yavaş. Daha ilk günden kırdınız, döktünüz evi yahu. Allah Allah, dünya kadar para saydım ben bu eve. Haydi geç yavaş. Dikkatli yukarı. Yavaş. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Koli kendi başına yürüyor. Abi bunu nereye bırakayım? Evladım, yavrum kim verdi sana bu koliyi? Kamyonda ilk sıradaki koliyi yüklediler abi. Allah Allah. Geç içeri koy da. Bundan sonra böyle kendi sikletine uygun şeyler taşı. Fiskos masası, ütü masası, ne bileyim ben mini fırın. Böyle ahır toplara girme yahu. Allah Allah, ezilecek adam. Ay inşallah böyle benden 4-5 yaş büyük çok yakışıklı oğulları vardır. Çok ayıp Selincim, nasıl bir lakırdı öyle ya? Bir yaş bilemedin, 2 yaş büyük olması yeterlidir erkeklerin. Hadi bir selam ver, gel. Bakalım buyur. Haydi çabuk. İçeride lahmacun var, yemek haydi yiyin, koyarsınız. Haydi dikkat biraz, ne olur yavaş. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba kardeş, merhaba. Taşınıyormuşsunuz, şimdi gördük. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Allah razı olsun. İşte aldık eve, biz de yerleşiyoruz ailece. Ay çok güzel. Sitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada Erman kuzu ben. Mübarek. Tabii. Yani zaten bütün yeri de geçiyor yani. Mübarek bir hayvan, tabii. Yok, ben mübarek. Ha, isim mübarek. Benim adım mübarek. Çok memnun oldum abim. Ben de Bakiye. Memnun oldum Bakiye Hanım. Ne oldu? Sorma sahiptir, memleket neresi? Antakya. Olsun. Mübarek, kamyonda eşya kalmış mı? Komşularımızla tanıştırayım seni hanım. Benim hanımım Fatma Gül. Hoş geldiniz Fatma Gül Hanım, ben de Bakiye. Ben bilmem, beyim bilir. Canımsın. Çok şükür. Bu da oğlum Münferit. Hadi ya. Münferit, öp bakalım Erman amcayla Bakiye teyzenlerini. Haydi yavrum, komşularımız. Saygı duyuyorum. Maşallah. Saygılıyım. Maşallah, aynı küçük Emrah'ın ergenliği gibi ya. Bakiye teyzesi bizim oğlan var ya, okul birincisi. Her sene kilo ile takdir getiriyor eve. Aynı bizimkiler. Maşallah. Merhaba. Bir şey sanmıyorum. Sizin hiç kızınız yok muydu? Benim bir büyük kızım var, Zeyno. Affedersiniz, acaba ne kadar büyük? Üniversiteden mezun oldu. O çok büyükmüş bana olmasın. Zeyno kuzum Amerika Birleşik Devletleri'nden kesin dönüş yapıyor bugün. New York'ta bir üniversitede işletme mezunu oldu kızım. Maşallah. Gerçekten bugün mü dönüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Allah'ın izniyle bütün eşyaları bir evin içine atalım. Havaalanına gidip onu karşılayacağız. Ay gözünüz aydın Fatma Gülcüğüm. Ben bilmem, beyim bilir. Aşkım. Hadi çıkalım bak, havaalanı yolunda acayip trafik vardır. Geç kalmayalım, kardeşini almayalım. Yok aşkım, Eren'le konuşuyorum. Uçağın inmesine daha 1 saat varmış. Eren'le mi konuşuyorsun? Evet. Aşkım, nerenle konuşuyorsun Eren'le? Efendim? Çocuk uçakta değil mi? Hayatım, uçakta internet varmış. Buradan konuşuyoruz. Ne diyorsun? Aa,
Teknolojiye bak, biz daha uçağın nasıl uçtuğunu anlamadan adamlar internet bağlamış. Merhaba enişte. Merhaba kayınço. Ya sonunda canlı canlı görüşüp tanışacağız diye çok heyecanlıyım. Ben de kardeşim, ben de. Ya işte öyle benim ablacığım. Biz bir saate inmiş oluruz. Bir saatte pasaport kontrolü, bavul falan derken... ...ya hiç acele etmeyin siz. 2 saat sonra gelseniz olur. Aa, Erenciğim, o kız kimdi? Kız mı? Hangi kız abla? Ya kayınço, az önce bir kız gelip sana sarılıp öpüp aşkım dedi ya. He. Kız, o kız mı? O kız şey ya. Alo Erenciğim. Erenciğim, alo. Eren. Ay, görüntü dondu. Bizim kız Zeyno uzun zamandır tutturmuştu bu siteden ev alalım diye. Amerika'dayken her gün böyle konuşuyoruz telefonla. Baba ne oldu, sitede ev buldun mu, buldun mu, buldun mu? En sonunda bir komisyoncu aradı, uygun bir ev var dedi. Biz de ne yaptık? Allah'a şükür durumlar iyi olduğu için çıkardım böyle keş, nakit, kupara saydım. Aldım bu evi şükür. Allah artırsın abi. Ay, cici günlerde oturun inşallah. Amin bacım, amin, amin. Sizin çocuklar da pek güzel maşallah, maşallah. Çocuklar bizim değil mübarek abi. Ben vekaleten bakıyorum. Amcaları oluyorum kendilerinin ha. Benim amcamın oğlu iş için yurt dışına gitti. Gelir inşallah. Ben de çocukların katrolu dadısı oluyorum efendim. Siz evli değil misiniz yani? Yok, henüz değil. Yok, evli değiliz biz. Henüz mü? Henüz evli değiliz dedim. Demedim. Öyle dedin. Ay demedim ya. Ya duydum kulağımla, henüz evli değiliz dedin. Vallahi demedim ya. Öyle dedin ya. Allah belamı versin demedim ya. Ya dedin bak, bela okuma, çocuklar da duydu. Çocuklar demedi mi henüz evli değiliz diye? Evet dedin amca. Hem de çok net duyduk. Hah. Ya bil ki dilim sürçmüş. Yanlışlıkla demişimdir yani. Ha. Öyle mi? Yanlışlıkla. Paşa gönlüm bilir. Ben de bayılmıyordum seninle evlenmeye. Oldu, biz gidelim, çocuklar geç kalmasınlar okullarına. İnşallah. Güzel günlerde oturun inşallah. Ne yaptım ya? Bak sen ne kadar güzel anlaşıyorsun ya. Bir de bana bak. Erman kardeş, gel gel. Kızcağız haklı. Ne gibi? Bak, belli ki kıza bir ümit vermişsin. O da bu ümidin karşılığında sana gönlünü vermiş. E senden sonunda bir müsbet hareket bekliyor bu kızcağız. Nasıl bir hareket mesela? Yani abi, ben bu kıza ümit falan vermedim yani. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Şimdi Erman kardeş, sen bu kızcağızla aynı evde, aynı çatının altında yaşamıyor musun? Ya yaşıyorum da yani, hani amcamın oğlu eve döndükten sonra ben normal hayatıma döneceğim. Şimdi Erman kardeş, sen normal hayatında bu kızla evlenemez misin yani? Ha? Abi biz daha yeni tanıştığımız için hani ben bir evlilik geçirdim yani. Benim bir evliliğim, yuvam vardı, bitti. Karım beni bildiğiniz çöp poşeti gibi kapının önüne koydu. Ben yani kusura bakmayın, bu yaşıma geldim, bir daha böyle bir tuzaklara falan düşmem. Erman kardeş, asıl tuzak, asıl yanlış ne biliyor musun? Ölene kadar yalnız yaşamayı seçmek. Şu dünyada evlilikten, izdivaçtan, karınla aynı yastığa başını koymaktan daha mukaddes bir şey var mıdır? Yüce Rabbim, gökyüzündeki kumruları bile böyle çift çift uçururken sen neden kendine yalnızlığa layık görüyorsun Erman kardeş? Bence sen bu işi bir kere daha düşün kardeşim. Çok geç olmadan yap hareketini. Kızın gönlü başkasına kaymadan elini çabuk tut, yoksa arkasından çok ama çok ağlarsın. Tekrar hoş geldiniz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Güle güle oturun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kemerleri taktık mı? Aferin. İlk günden geç kalmayalım okula çocuklar. Sıkıntı yok amca. Okuldan mesaj atmışlar, sabah tören var diye, ilk ders yokmuş. Yani bir saat geç kalabiliriz. İyi o zaman. Yolda durur poğaça börek falan yeriz. Ne dersin bakayım? Fark etmez. Bilirsin, karşısındaki mahallede yeni bir fırın açılmış. Bizim arkadaşlar gitmişler oraya. Patatesli poğaçası var ya, mükemmelmiş. Ha,
Bizim sitenin karşısında mahalle mi var? Evet. Bakiye ablanın doğup büyüdüğü yer orası. Aha! Ne diyorsun ya? Ben yıllardır gitmiyorum o mahalleye ya. Benim için mahalle kaldı orası. Aa! İnsan doğup büyüdüğü mahalleye uğramaz mı ya? Ne kadar garip ki yani. Bence de ya. Hem atamın dediği yere gidelim. Benim canım şu an efsane su böreği çekiyor. Ya yok tamam. Yol üstünde başka bir yere denk geliriz. Orada şey yaparız. Oralara girip işte vakit kaybetmeyelim. İyice geç kalırız. Haydi. Bence gidelim poğaçamızı böreğimizi alalım. İki dakikada gömerler yolda yani. Adamsın Erman amca. Sağ ol yavrum. Hem de Bakiye ablanızın doğup büyüdüğü mahalleyi görürüz. Mahalle kokusuna geldik yani, o apartmanlardan yani sizin oralardan bahsediyorum. İşte bak burası mahalle. Bak bak çamaşırlara bak bak. Koku başka. Bir de sizin oradaki kokuya bak. Yeğenim ne demiş bu yeni açılan fırın? Neyse şurada bir yerde park eder sorarız Esnaf'a. Yani şimdi şöyle, dairemiz 0+0 oluyor. Evet, ya yok yani 0+0=0. Yok, odamız yok efendim. Yok, oda yok. Salon da yok. Ha, banyo tuvaleti komşuya söylersiniz, ondan rica edersiniz, o an oradan halledersiniz. Evet. Girişte bir holümüz var sadece. Ama kapıyı açın direkt sokaktasınız. Biz komple aydınlar. Çalışıyor musunuz? Çok güzel. Hole bir tane yer yatağı atın, işten gelin yatın. Yataktan kalkın, işe gidin. Ne vakit kaybedeceksiniz efendim? Çok pratik. Alo. 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 Lan bu millet de iyice 3+1 manyağı oldu ya. Ulan Japon milleti kapsül evlerde yaşıyor. Gıkı çıkmıyor ya. Ya bir Japon kadar olamaz. Şu emlakçının önüne boş bak. Aa, tamam bak. Burası süper. Yok yok, emlakçının önüne olmaz. Ne olmaz? Bomboş ya. Hadi biz başka bir yere gidip park edelim. Olmaz burası ya, hadi. Hiçbir şey olmaz. Simit alıp geleceğiz 2 dakika ya. Ya durmayalım burada ya. O ne lan? Çocuklar sizin inmenize gerek yok ya. Ne söyleyecekseniz ben alır gelirim. Ya amca biz de gelip bakalım ya, merak ettik. E hadi iyi o zaman, hadi yürüyün. Hop 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 birader, ne oluyor ya? Bağ mı dedin? Evet, sana dedim. Benim dükkanın önünde Dingo Nahrı mı yazıyor birader? Yok, Korkut Emlak yazıyor. Kardeşim sen Dingo'nun ahırının önüne park eder gibi böyle rahat rahat park edip geniş geniş gidiyorsun böyle. Birader çocuklar bir böyle poğaça moğaça gibi bir şey istediler de o yüzden bıraktım. Dükkanın önü açık, dikkat edersin. 5 dakikalığına alıp geleceğim. Ben anlamam birader. İleride oto yıkamacının otoparkı var. Arabanı al git oraya park et. Benim manyağı bu galiba lan. Stop. 105 liralık borcunu ödemeden sana ikinci bir emre kadar çay yokmuş Korkut abi. Patron öyle söyledi. Patronla söyle bana artistlik yapmasın. Vallahi bak kentsel dönüşüme uğratıp yemin ederim yıktırırım dükkanını başına. Oğlum bütün dünyada emlak ve konut piyasalarında kriz var lan. Şu krizi bir atlatalım. Ödeyeceğim borcu söz. Tamam. Hadi bekleme ikili. Sıkma benim canımı sabah sabah. Yürü. 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 Allah Allah ya. Birader sen hala burada mısın ya? Ya bu araba kendi kendine mi gidecek birader? Al arabanı git. Korkut kardeş, karşında gördüğün adamı böyle sakin falan zannediyorsun. Tanımadığın için beni çözemedin galiba.
Ben bildiğim böyle çok asabi adamlar olur ya, karşındaki adam onlardan bir denesidir. Bildiğin öpüş psikopatım yani. Senin dua et, çocuklar burada. Yoksa o aramızdaki diyaloglar farklı türlü cereyan ederdi. Mesela bunu görüyor musun? Yani anlatabildim değil mi derdimi? Ya sıkıntı yok be kardeş. Ya sıkıntı yok. Kalsın araba istediğin kadar kalsın da sıkıntı yok yok. Ha bin bir ilk tanışmalarda iltimasından da hoşlanmam. Araba iki dakika dursun. Ben simidimi alıp geleceğim, tamam? Burada unlu muamele satan bir yer varmış. Nerede? Dön köşeyi hemen orada. Eyvallah! Ye. Bu ne güzel sürpriz. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani şöyle mahalle kokusu almak kadar güzel bir şey var mı artık? Ne yapıyorsun sen ya? Ne var böyle? Dikkat et biraz, dikkat. Çok affedersiniz. Size mi geldi su? Ne demek sana mı geldi? Görmüyor musun ya? Çok affedersiniz. Bebeler yürüyün. Aa, amca bak fırın orada. Yürü yürü, koş koş. Ay, ne kadar yakışıklı bir adam. Nereden geldi bu bizim mahalleye? Allah'ım. Ben aşık oldum galiba. Bak yiyeceğim. İnmeyecek misin? Hayır, inmeyeceğim. Ya aha. Ya hadi gel sana dükkanda soğuk bir meşrubat ısmarlayayım hadi. Hadi kız, ha? Geçmişten bahsederiz biraz. Ya ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli. Hiç mi özlemedin sen beni? Ya ne uzun zaman oldusu ya? Ne biçim konuşuyorsun? Ne uzun zaman oldusu ya? Daha geçen gün sen beni markette görüp de peşime takılmadın mıydı? Al işte bak. Kaderin cilvesi nasıl da sürekli yollarımızı kesiştiriyor, görüyor musun? Allah'ım hikmetinden sual olunmaz ama. Ne kahpe kader yazmışım bana ya. Kurtulamadım şu pislik heriften. Öyle konuşma Baki. Lütfen öyle konuşma, Allah'ın gücüne gider sonra. O da bizim yeniden bir araya gelmemizi çok istiyor çünkü. Bir daha sakın bana Baki deme. Ama sen de bana eskiden hep Korki diyordun. Adı üstünde. Eskiden, eskide kaldı. Sen artık benim geçmişim bile değilsin. Sinirlenince çok daha güzel oluyorsun. Baki, dur. Tamam. Ne desen, ne kadar kızsan, bağırsan, çağırsan... yerden göğe kadar haklısın. Suçumu kabul ediyorum. Ben eşek adamın biriyim. Nikahımızdan bir gün önce gidip amcanın kızını istemem... hakikaten büyük hayvanlıktı. Ama sen de hatırlarsın Baki'ye. Ben gençken yakışıklı, karayağız, dalyan gibi bir delikanlıydım. Mahallenin bütün bekar kızları peşimde koşuyordu. Ya hangimiz gençken hatalar yapmadık Baki? Sizin evin bahçesindeki nişan törenimizde amcanın kızını görünce... sırf senden daha güzel, sırf senden daha etine bütüne dolgun diye... mutluluğu onda bulacağımı zannettim. Ama ne oldu? Hı? Ne oldu? Amcanın kızıyla evliliğimiz sadece 2 yıl sürdü ve bitti sonunda. Çünkü en başından beri benim hakiki alın yazım sendin Baki. Amcanın kızından sonra 3 evlilik daha yaptım. Ama inan bana Baki, hiçbirinde gerçek mutluluğu bulamadım. Bak hadi gel, geçmişi bir sünger çekelim. Hı? Sen beni affet. Ben de seni affedeyim. Birlikte mutluluğa yelken açalım Baki.
Yıllardır içimde ukde kaldıydı ya. Oh. Ay rahatladım. Kolay gelsin kızım. Nasılsın? Sağ ol Şükriye abla. Kız okula başladım. İyiymiş maşallah. Toruna bak. Oh. Oh. Hadi yürüyün çocuklar. Hadi ilk günden törene geç kalmayın. Çabuk 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 çabuk. Merhaba. Arım. Sizi tekrar görmek ne kadar da güzel. Tekrar derken? He, az önce ben balkonu yıkarken yanlışlıkla kafanızdan aşağı yarım kovası dökmüştüm ya. Ha, evet 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 yukarıdan. Yani elinizin ayarını tebrik ediyorum yani. Ne kadar güzel hitabet ettirdiniz balkondan bana doğru. Hadi kolay gelsin. Gerçekten çok özür dilerim. Bir yerinize bir şey olmadı değil mi? Yok yani su bu sonuçta kurudu gitti yani. Kolay gelsin. Olsun. Ben şimdi sizin kafanızı, gözünüzü, başınızı, her yerinizi güzelce bir havluyla kurulayım. Heh, şöyle ha. Değil mi? Heh, bak ne kadar güzel oluyor. Hanımefendiciğim bayağı bir kurulandım. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Hadi kolay gelsin. Olsun olsun. Havalar serinledi artık. Allah korusun. Hastalanırsınız, üşütürsünüz falan. Benim ciğerim yanar. Aa, yüzük yok. Evet yok. Hadi kolay gelsin. Gitmeden bana adınızı bağışlamaz mıydınız? Hayır, bağışlamıyorum. Vay, Erman abi ne haber ya? Allah selam. Çocuklar yürüyün. Hadi çocuklar. Erman Bey. Kadınız salyalar akıyor. Yürüyün. Ben de Tuğba. Ortada yumuşak G var. Şöyle. Ay. Adamın saçı bile sakız ağacı gibi kokuyor ya. Ya bakayım bak vurdun ödeştik. Hadi gel inat etme. Hadi. Ya seninle ödeşmem için seni öldürmem gerekir. Ama sen ona bile değmezsin. Hadi git. Gidemem Bakiye. Sen benim alın yazımsın. Seviyorum seni. Gidemem. Ya sen ne laftan anlamaz bir herifsin ya. Git diyorum, git. Rahat bırak lan kızı. Aha, bu toparla kafa yine geldi. Lan atı kızı. Ne yapıyorsun lan sen? Küpekin üstüne mağarını gelin kadınlara asılıyor musun lan sen? Sen benim arabamdaki kadına nasıl sarkıntılık edersin lan? Bana bak sarkıntılık yapacağım başka birden umutsuzun ağzını burnunu dökerim ha. İt köpek. Sen ne karışıyorsun kardeşim bizim özelimize? Özelimize mi? Ne demek özelimize? Ya konuşuyor işte boş boş. Ben ne bileyim hadi gidelim hadi. O nasıl boş boş konuşma özelimize diyor ya? Ya konuşuyor işte öyle hadi. Ya karşımda dikilip durma. Baki şuna bir şey söyle. Vallahi çok kötü yapacağım ha. Allah Allah. Hadi bir yap da görelim ya. Çoluk çocuk da kavga görsün. Hadi yapsana. Hadi yap da görelim hadi. Herkes bize bakıyor. Elime rica ediyorum. Lütfen gidebilir miyiz lütfen? Gitme sen de dükkanla. Geç lan, geç dükkana. Benim daha gönlüm ışıklı. Bak bunu öyle artık at, geç dükkana da. Çocuklar siz de arabaya geçin. Hadi, hadi geçin geç, geç, annem. Geç, geç, geç. Geç, hadi. Hadi. Hadi gel. Aa bak sen iyisin değil mi? İyiyim, tamam. Sen tanıyor musun bunu? Ya çok eskiden tanıyordum ama artık tanımıyorum bile. Hadi çocuklar okula geç kalacak. Becer mecer neyse. Alo. Korkut Emlak'tan Korkut ben. Saygılar abicim. Ya hani şu geçen yerini bildirene güzel para ödülü var dediğiniz... ...bizim mahallenin karşısındaki sitede oturan zengin marketçi bir adam vardı ya... ...o para ödülü hala geçerli mi abicim? Welcome, welcome, welcome Türkiye. Hoş geldiniz maşallah, maşallah, maşallah. Müferit oğlum.
Turizm nedir? Antalya, Bodrum, Çeşme. Turizm bacasız fabrikadır. Ülkemize ne kadar çok turist gelirse o kadar çok döviz girdisi olur. Evet, evet. Haklısın baba. Mesela ben şu turist kızı çok beğendim. Baba, büyüyünce bana böyle onun gibi turist bir kız alalım ha? Hem düğünde akrabaları döviz takarlar. Böylece memlekete çok fazla döviz girmiş olur. E tamam, anlaştık. Dön önüne de yüz. Bana bak, ben öyle yabancı gelin istemem. Benim gelinim de, damadım da %100 Türk olacak. Senin evleneceğin kızı da, ablanın evleneceği çocuğu da ben seçeceğim, ben. Baba ne diyorsa doğrudur oğlum. Alın yazımsı. Çok şükür. Dur, telefon. Zeyno arıyor, Zeyno. Alo. Ha yavrum. Maşallah. Ha, çıktın mı pasaport kontrolünden? İyi, iyi. Yavrum, hemen kapının çıkışında göreceksin. Bizi bekliyoruz heyecanla yavrum, yavrum benim. Annen, ben, kardeşim bekliyoruz. Haydi maşallah, maşallah. Çıkmış pasaport kontrolünden geliyoruz Zeyno. Ha, alo. Pardon efendim. Erencim, biz de şimdi geldik. Tamam ablacığım, sen valizini alıp çıkınca tam kapıda bizi göreceksin. Tamam. Pasaport kontrolünden geçmiş, valizini alıp geliyor. Süper. Merhaba. Merhaba, merhaba. Sizin de bir yakınınız geliyor galiba yurt dışında. Evet, erkek kardeşim New York'tan geliyor. Maşallah. Aa, bizim de kızımız geliyor New York'tan. Ama beyim daha iyi bilir tabii. Koskoca Amerika'dan, New York'tan birçok uçak geliyordur. Belki kardeşleri o uçaklardan birindedir yahu. Baba, heh, ablam geliyor. Hah, Eren de geliyor. Ay! Babacığım. Gel, maşallah. Bak, bak, bak. Ablacığım. Kızım, 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 kızım benim. Ablacığım, hoş geldin. Ve? Enişte. Kayınço. Ay aslan, aslan. Memlekete hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Münferit, al kardeşinin bavullarını. Haydi, haydi, haydi. Abla, bu valizler senin değil. Benim değil mi? Evet, Eren Öztürk yazıyor burada. Eren Öztürk kim yahu? Eren Öztürk benim babacığım. Babacığım mı? Şey, yani amcacığım. Şey, bu durumda da siz de Zeyno Hanım olmalısınız. Evet. Valizleri alırken arabalar karışmış demek ki. Öyle olmuş herhalde. Buyurun. Hadi, hadi, hadi. Teşekkür ederim. Ya, ben teşekkür ederim. Zeyno. Efendim babacığım. Bavulları iyice kontrol ettin mi? Bütün valizler burada mı? Burada babacığım. Evet, benimkiler de burada. Bana ne? Hadi, hadi, hadi. Gel, gel. Başüstüne bak. Maşallah. Ben bu kızı nereden tanıyorum acaba? Hadi, hadi biz de gidelim. Yürü, yürü. Ben taşırım. Çoktan beri görünmüyorsun, tatilden mi şekerim? O yana da bu yana da salla, evir çevir kıvır çevir salla. Yok be! Salla 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 titre, ne kadar sallarsan salla da benim olacağım sonunda. Halıya basma lan! Arkadaş, ben ne arıyorum ya? Evde otur otur ev hanımlığına bağladım iyice ha. Böyle olmaz. Erman, sen böyle bir adam değilsin. Acilen iş bulman lazım. İş bulman lazım. Bu ne ya? Sabahtan akşama kadar melemen yaptır.
Vallahi abim el emeğin yaptığım mutfak ağladı biliyor musun? Yumurtayı yumurtlayan tavuklar görse gerçekten benimle gurur duyarlardı. Şu resme bak Allah'ını silirsin ya. Hadi gel buyur. Yok afiyet olsun. Bana bak sabah da bir şey yemedin. Aç karnını ne yapıyorsun sen ya? Bugün canım bir şey istemiyor benim ya. Sağ ol. Sen ye. Bakiye sen iyi misin? Havayı fark etmiyorsun. Birazdan üşüteceksin. Bir dakika dur şunu omuzlarına koy. Gel, 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 gel. Teşekkür ederim. Bakiye, sen iyi misin? Değilim. Ama olacağım. Yarın bugünden daha güzel bir gün olacak. Biliyorum, başaracağım. Anlıyorum. Menemen buz gibi oldu. Menemen buz gibi oldu. Doğru. Erman. Ben... Ya, bugün evlilik yüzünden sana gereksiz yere trip attım. Ben... Çok özür dilerim. Ya ben de açıkçası... Yok yok, haklısın. Vallahi gerçekten özür dilerim. Çünkü benim yaşadığım saçma olaylar var geçmişimde ve bu yüzden... Çok üzüldüm geçmişte. O yüzden ben senden özür dilerim. Geçmişinde derken yani ne demek geçmiş? Ay dimenime soğuyor. Tamam. Yeter ya. Vallahi yeter yani. Kusura bakma yani. Koskoca milemen mındar oldu bakayım ya. Keşke milemeni yapmadan önce konuşsaydık. Selamünaleyküm Erman abi. Oo, aleykümselam Rıfkı kardeş. Ne haber? İyidir abi. Melemen mi o? De. Şimdi yani eski halinden eser kalmadı. Soğudu çünkü. Olsun abi, fark etmez. Getir, ben onu gömeyim. Hem yazık günü arkamızdan ağlar sonra. Ulan hazır da gelmişsin ha. Toraman seni. Vay be. Al bakayım. Afiyet olsun. Rıfkı, sen bu sitenin karşısındaki mahalleye ne kadar hakimsin? Abi, ben doğumlu ve taşlı mahallenin çocuğuyum. Ne lazımdı sana? Sizin orada bir emlakçı varmış, adı Korkut. Yani bugün dükkanın önünde biraz hırlaştık kendisiyle de... Yani baş peşin olsaydım ben onu alırdım altıma da neyse yani. Bakiye de böyle ters hareketler falan yapmış taciz şeklinde. Bak ben bu tür şeyleri sevmem. Kim oğlum bu? Kim oğlum bu? Korkut abi. Bakiye ablanın eski nişanlısı Erman abi. Bakiye'nin eski nişanlısı mı? Yıllar önce nikahlarının 200 gün kala Bakiye ablayı terk edip... ...çok fena kalbini kırdı kızcağızın. Bakiye abla çok üzülmüştü o zaman. Bütün mahalleye rezil oldukları için... ...ailesi utançlarından mahalleyi terk edip... ...köylerine geri dönmek zorunda kaldı. Köyde laf olur. Onunla alay ederler diye Bakiye abla geri dönemedi köyüne. Zavallı bir başına kaldı İstanbul'da. Bir markette 3 kuruş maaşla kaserlik yaparak geçinmeye çalıştı. Ne zaman çalıştığı marketin sahibi olan Eymen Bey'in çocuklarına dadılık yapmaya başladı. Anca o zaman toparladı kendine. Ama o Korkut şerefsizi hiç peşini bırakmadı Bakiye ablanın. Her gördüğü yerde yapıştı, rahatsız etti kızı. Oh be! Erman abi, nereye gidiyorsun? Yeah.
ki ya bu adam böyle? When I dribble down, I'm a different breed. Left, right, left, then I hit the three. I'm pulling up, that's cash. Sickest white voice is Nash. Finna get like Mike J, game three. Cinematized jump shot, that's me. Yeah, and it's picture perfect. Every dream coming true makes my vision worth it. What's up? Haters always want a full court press, but they just mad because they know you the best. Yeah. And you know what happens when you got the best team. You always end up like a team. Always on top, on top, on top. We gon' win the ball time. On top. We gon' win the ball. We gon' win the ball. On top. We gon' win the ball time. On top. On top. We gon' win the ball time. On top. Merhaba. Valla senin belanı vermesin. Ne güzel ağır çekimde gidiyordum. Ağır çekimi bozdun ya. Ya seni bana parayla mı verdiler? 50 kare mi ne çekil ettin ya? Çekil kenara. Bak olmuyor. Okay, okay, okay. Yeah. One time. I'm back. Yeah. Ne güzel bir siteymiş ya burası. Değil mi? Ama kayınço, hakkın ödenmez, senin sayende tuttuk bu evi. Ev sahibi, senin Amerika'da çalıştığın şirketin sahibi olmasaydı biz hayatta bu evi tutamazdık ablacığım. Tabii ya, bize bir indirim yaptı. Depozito bile almadı biliyor musun? Bu da benim size düğün hediyem olsun. Ne güzel bir siteymiş burası böyle ya. Evet kızım, biz de çok beğendik bu siteyi. İyi ki ısrar etmişim buradan ev alalım diye. Eski evimiz daha güzeldi aslında ama olsun kızım, yavrum. Merhabalar, ne güzel bir rastlantı. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. 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 Mübarek. Demin gördüğümüz gençler değil mi bunlar? Hmm. Evet anne. Bu kıl kuyruk ablamın valizlerini almıştı yanlışlıkla. Allah Allah. Aa, siz de bu siteye taşındınız. Ha kızım, doğrudur. Bugün taşındı. Aa tabii ya. Bahattin abilerin evine değil mi? Ne güzel, ne güzel. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Komşu olduğumuza göre artık bol bol görüşürüz. İnşallah. Kızım. Kızım. De haydi haydi gidelim haydi yürü. Allah Allah. İyi günler, iyi günler. İyi günler. Daha yeni taşındığımız için her yer her yerde, kusura bakma, yardımcı da bulamadık. Artık ben de buradayım anneciğim. Birlikte ekibine yerleştiririz biz bu evi. Canım kızım, iyi ki geldin, iyi ki. Ya Rabbi, sana şükürler olsun, sonunda tam kadro bir aile olduk. Maşallah, maşallah, maşallah. Gel buraya. Haydi haydi, geç 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 bakayım, geç 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 geç. Gel kızım, geç 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 geç, maşallah. Bak kızım, koltuk mu koltuk, rahat. Kızım. Memlekete döndün ya, artık babanın dizinin dibinden ayrılmak yok. O kadar zaman uzakta okumana müsaade ettik ama artık evlenene kadar yanımızdan ayrılmak yok. Hanım, sen ne diyorsun, ne evlenmesi ya? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürme yahu. Hikayedeki eşek ben oluyorum galiba babacığım. Kızım, evlilik mevlilik yok bu işler, tamam mı? Sen şimdi işletme mi okudun boşu boşuna Amerika'da? Bu kadar yatırım yaptık sana. Sen geleceksin şirkette, benim yanımda çalışacaksın. Ondan sonra düşüneceğiz. Senin evlenmene en az 4-5 sene daha var yavrum. 4-5 sene mi? En az minimum. Aslında ben hem kariyer yapıp hem evlenebilirim babacığım. Yok ya, annen güzel mi? Maşallah çok güzel. Yok kızım, öyle bir dünya. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Ben seni 40.000 kez düşünüp bir kez vereceğim. Öyle kolay değil benden kız alma. Oo, abla ev çok güzel ya, yıkılıyor. Ablacığım, bu ev senin de sayılır artık. Keyfine bak. Ya size de böyle rahatsızlık vereceğim ama. Aa, o nasıl laf öyle kayınçocuğum? Yukarıda kocaman bir misafir odamız var. Hem daha yeni geldin Amerika'dan. Sen şöyle bir işini gücünü rayına sok. Kendi başına bir eve çık. O zamana kadar bizimle kalmanda hiçbir sakınca yok. Çok sağ ol beğenişte. Süpersiniz. Yok, o senin süperliğin kayınçocuğum. Ablacığım, daha nasılsın? Ne olsun be ablacığım? Okul bitti. Amerika'daki işimden de istifa ettim. Türkiye'ye döndüm. Çok iyi yapmışsın. Çok çok iyi yapmışsın.
Daha nasılsın Eren? Daha mı? Evet. Ablacığım, senin o kızla aranda ne var? Hangi kız? Yemin et. Allah belamı versin, benim o kızla aramda hiçbir şey yok de. Ne? Onurcuğum, ne yapıyorsun? Pardon kayınço, ben bu yemin işine biraz hızlı girdim galiba, değil mi? Eren'cim, ben seni çok seviyorum. Yani eniştenle beraber biz sana bayılıyoruz ya. Sen bizim ailemizsin, canımızsın. Yani bizimle her şeyi paylaşabilirsin. Gerçekten. Peki, tamam. Yani normalde birkaç gün dinlenip size her şeyi anlatacaktım zaten ama... siz bayağı bir ısrarcı çıktınız. O zaman buyurun. Bu ne ablacığım? Evlilik cüzdanı. Bak içine. Günaydın canım ailem. Günaydın karıcığım. Günaydın anneciğim. Ay. Ay. Bu neydi ya? Buna kadar gördüğüm kabusların en beteri ya. Erman gelmedi mi ki daha? Selamünaleyküm. Vay birader, hoş geldin. Otur, otur bir çay mı iç. Ben buraya çay içmeye gelmedim birader, haberin olsun. Ya Allah aşkına otur, bak kalbim ne kadar temizmiş. Geleceğini önceden tahmin ettim, hazırlığımı da yaptım. Çaycıyla zaten kurumsal olarak küsüz. Evde yapıp getirince böylesi daha hesaplı oluyor. Hadi bir çay mı iç. Arkadaş, ben buraya çay içmeye gelmedim. Sen duyuyorsun değil mi beni? Ya iç bir çay, iç. Sinirlisin bak. Bir de şekerin yükselmiş senin. Şöyle şekerli bir çay iç, kendine gel. Ya iç. İçerken de diyeceğini dersin. İç şu çayı. Al, içtim. Gördün mü? Heh, nasıl yardımcı olabilirim birader? Vallahi benim yardıma ihtiyacım yok. Korkut Efendi, bence sen kendin düşün. Senin yardıma ihtiyacın var. Aa, niye? Nasıl niye? Ya iç şu çayı, içmedin. Habire konuşuyorsun. İç şu çayını iç ya. Arkadaş, rahatladın mı? İçtim, tamam mı? Sen bizim bu bakiye var. Bakiyeyle eskiden bir şeyimiz olmuş. Yarıya bile gelmedi. Ya iç şundan biraz, iç. Evde kendim hazırladım. Sen geleceksin diye hazırladım ya. Arkadaş, ben hayatımda hiç bu kadar çay içmedim, tamam mı? Yarıyı geç, biraz daha iç. Al bir tane daha, yumuşam. Senin bu bakiyeyle eskiden aranda bir şey geçmiş, doğru mu? Doğru. Yani ya biz eskiden birbirimize çok aşıktık ama... kısmet değilmiş işte. Evlenemedik. İç şunu iç. Ne kısmet değilmiş ya? Ne demek yani bu? Ya olmadı işte. Nasıl olmadı ya? Ulan sen ne mütbezir bir adamsın be. Kızı bırakıyorsun, nikah masasında kaçıyorsun. Doğru mu? Ya... bitir şunu. Allah belamı versin de. Bırak çayı lan. Ya. Ben sana soru soruyorum. Ne çayı? Ya. Allah belamı versin de. Kızı bırakıp kaçmadım diye. Ya Allah belamı versin. Bilerek olmuş. Hiçbir şey yok ya. Lan bilerek oldu diyorsun. Ağzınla. Senin ağzını burnunu dökerim bak ha. Ya bak. Sen kızı bırakıyorsun. Bir de burada artistlik yapıyorsun kıza. Kız seninle görüşmek istemiyor. Niye takılıyorsun peşine? Arabamda... senin ağzını... senin... Allah Allah. Ne oldu lan bana? Şşş. Gözüm karıncalandı lan. Allah Allah. Bir dakika ya. Lan çayın içine ne kattın lan sen? Allah Allah. Allah Allah. Ah, ah.
nereye kayboldu ki bu adam ya? Hiç böyle yapmazdı. Aha! Çocukların okuldan çıkış saati geldi. Kim alacak şimdi çocukları? Hah, geldi. Biz bittik Bakiye abla. Biz bu sefer gerçekten bittik yani. Vallahi bu sefer ben de bittim. Hayırdır inşallah ya? Bu sefer niye bittiniz? Ha? Kim üzdü benim çikibellamı ya? Kim üzdü ya? Bana bak, kuaförüm mü yoksa genel ürünlerini mi kötü yaptım? Ne oldu? Ya hayır ya, kredi kartım patladı. Ne demek kredi kartım patladı? Bugün okul yarım gün diye erken çıktık. Ha? Ablamla beraber AVM'ye gittik. Ya ablam bir mağazadan bir sürü alışveriş yaptı. Bak. Bunların hiçbirisini alamadık. Aa, niye alamadınız ki? Çünkü babamın kredi kartlarının hiçbiri çalışmadı. Ya ben öyle mağazanın kasasını herkese rezil oldum. E bankayı araydınız. Aradık. Banka bütün kartları bloke koymuş. Ay ne diye banka durup dururken bloke koysun? Olur mu öyle şey canım ya? Galiba babamın bütün parası bitmiş Bakiye abla. Ne? Yani biz artık böyle beş parasız fakir bir aileyiz. Ay yok canım, yok canım. Yoksa öyle bir şey yok. Değildir ya. Babanın parası biter. Oh kızım, nereden öğrendin sen böyle güzel kahve yapmayı? Hiç öyle kendi kendime yapa yapa öğrendim anneciğim. Allah Allah, bize en son kahve yaptığında baban zehirlenmişti. Sonradan açılıyorum demek ki. Aferin, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun anneciğim. Hadi anlat bakalım. Ne anlatayım anneciğim? Anne kız konuşuyoruz ya. Amerika'dayken özel bir arkadaşın var mıydı? Sevgilin, erkek arkadaşın filan? Hayır anneciğim, tabii ki yoktu. Benim ne Amerika'da ne Türkiye'de hiçbir zaman konuştuğum, görüştüğüm bir erkek arkadaşım olmadı. Ben böyle bir şeyi önce babama yapamam. Ya ruhe ruhum benim prenses kızım, prenses kızım. Evet anneciğim, babamı da gönül rahatlığıyla odasına gönderdiğimize göre anne kız sohbetimize başlayabiliriz. Evet anneciğim, benim hayatımda özel birisi var. Hem de bayağı özel birisi. Durum çok ciddi. Yani şimdi siz gittiniz New York'taki Türk konsolosluğuna. Kızın anasının babasının haberi olmadan evlendiniz ha? Sadece kız tarafı değil, oğlan tarafı olarak da bizim hiç haberimiz olmadı. Ya Zeyno'nun babasının bu evliliği kabul etme ihtimali sıfırın altında olduğu için biz mecburen ailelerden gizli yaptık. Erenciğim, tamam iyi hoş güzel söylüyorsun ama yani bizim haberimiz olsaydı biz sana destek olurduk. Ya öyle abla ama yani bu sefer de Zeyno üzülecekti. Düşünsene, nikahta erkek tarafı tam kadro gelmiş, kız tarafında kimse yok. İşte bu yüzden biz de olayı sondan başa doğru yaşayalım dedik. Sondan başa doğru derken? Ya normalde şimdi damat adayı ilk önce babanın gözüne girer. Daha sonra kızı ister evlenir ya. Evet. Ben ilk önce kızla evlendim. Şimdi babanın gözüne girmem lazım. Adam beni ne zaman sevdi, damat adayı olarak gördü, o zaman her şeyi anlatacağız. Nasıl taktik ama? Anneciğim, iyi misin? Babam bizi öldürecek. Hayır anneciğim, öyle bir şey olmayacak. Eren çok iyi, çok düzgün bir çocuk. Babam damadını yakından tanıyınca onu çok sevecek. Gör bak, işte tam bana göre damat diyecek. Canımıza okuyacak, canımıza. Hayır anneciğim, öyle bir şey olmayacak. Learn!
öldürme. Oğlum aç diyorum bak. Sen aç diyorum, seni öldürürüm. Öldürürüm. Sana yapacaklarımı seyret. Sen gül gül devam et. Lan oğlum çıkar lan şunu. Boğuluyorum lan. Lan nefes alamıyorum. Kalk. Kalk istedim. Gülme. Gülme isterim. Lan oğlum çıkar lan şunu. Boğuluyorum lan. Günaydın birader. Nasıl? Rahat uyuyabildin mi? Anam! Lan oğlum sen cesaret yapıp YouTube karşıma mı çıktın benim? Yine o ağızda karşıma çıkıyor bak ya. Lan sen kendini öldürtmek mi istiyorsun bana? Yok be birader, vallahi ben aracıyım. Yalnız seni biraz sonra teslim edeceğim kişiler sana nasıl davranırlar bilemiyorum. Bak ben sana yapacaklarımı biliyorum, bekle bekle. Eğer ellerimi çözmezsen ben buradan kurtulursam sana ne yaparım biliyor musun? Aha, Hamdi abi geliyor. Hamdi abi kim lan? Oğlum ne fantezi düşünüyorsunuz siz ya? Sen bekle bak, ben sana ne yapacağım, seyret. Anam! Anam! Oh! Bu niye yatıyor? Vallahi Hamdi abi, ben kalk yerine yat dedim. Adam laftan anlamıyor ki. Lan ne istiyorsunuz benden oğlum? Abi mal bu. Hamdi abi, senin için sakıncası yoksa parayı peşin alabilir miyim acaba? Ya bu ay biraz nakit sıkıntısı çekiyorum da çaycıya bile cari aşığım var vallahi. Bu kim ya? Aradığınız adam. Bizim aradığımız adam bu değil ki. Ya nasıl değil abi ya? Telefonda fotoğrafını gönderdiğiniz adam işte. Aha bu bak. Ha. Abi baksana, kaş, göz, bıyık aynı. Saçları kestirmiş sadece. Adamımız bu abi. Adam bu, bu. Nerede kaldı bu adam ya? Aa, internet kesildi. Ne? Benim de telefonum aramalara kapanmış. Aa. Aa, elektrik gitti. Resmen hızla fakirleşiyoruz. Yok, yok, yok. Ben şimdi gideyim amcanızı bulayım. Siz oturun evde. Sitede bir yerde uyuyup kalmıştır büyük ihtimalle. Geliyor. Rıfkı. Efendim Bakiye abla. Erman abini gördün mü? Erman abi karşı mahalleye gitti abla. Ne? Ne iş var oğlum orada ya? Abi adamımız bu işte. Abi baksana, kaş, göz, bıyık aynı. Saçları kestirmiş sadece. Adamımız bu abi. Bu adam abi. Ya Allah senin belanı vermesin. Bu halimle güldürdü beni ya. Güldürükçü bu ha. O benim amcamın oğlu Eymen kuzu. Birbirimizi benzeriz. İnşallah. Amcasını bağlayın. Yok artık. Bu da benim dayım. Ya, ya hemen attı lafı, hemen atıyor ya. Ya bu kadar yalancı biri olur mu ya? Amcasını kullanıyor. Senin adın ne? Erman Kuzu. Ne? Yok artık Erman Kuzu. Ya ne çabuk yazdın. Ne kadar atıyor ya. Erman Kuzu'ymuş ya. Ne oldu? Zoruma mı gitti? Bak ya, şuna bak ya. Çıngırak yılanı gibi Allah'ını seversin. Kuzum, yavrum, biter. Abicim, bana müsaade. Güldük, eğlendik, kahkahalar attık. Bir sürü şaka yaptı. Ne kadar güzeldi değil mi? Ben gideyim. Dükkan boş kalmasın abi. Esnaf adamısın. Ha? Sen EFT yaparsın abi. Paranın lafı mı olur abi? Para nedir, nedir ya? Sonra verirsin.
Siz rahatsız olmayın abi. Keyfinize bakın. Ben bahçe kapısından çıkarım abi. Yeter ya. Ya şu sahtekara mı inanıyorsunuz? Allah'ını seversin ya. Bak ben kan sulandırıcı alıyorum. Kollarımda derman kalmadı. Allah'ını seversen çözün beni ya. Ulan yanlış kuzuyu kaçırmışız meğerse. Bir de bu Erman kuzu çıktı başımıza. Hadi hayırlısı. Of. Allah Allah bak ya bak. Kan gelmemiş buraya gördün mü? Arkadaş Allah'ını seveyim ne istiyorsun sen bizden ya? Eymen'in nerede olduğunu biliyor musun? Bak hala ya arkadaşın android misin ya? Ben mıktar mıyım ben nereden bileyim Eymen'i? Ayretin bilsem sana söyler miyim? Rahat bırakır artık adamı ya. Sizin yüzünüzdük evinden oldu çocukların ne oldu? Bir aileyi bölmek ya bir babayı evladından ayırmak ne kadar büyük günahtır bilmiyor musun sen ya? Hiçbir Emrah filmleri izlemedin ya. Allah'ını peygamberini seversen rahat bırakın adamı ya. Aranızdaki husumeti unutun. Bak adam gibi yaşamaya bakın ya. Ha unutmak istemiyorsan o zaman devreye ben giriyorum efendi haberin olsun. Bunu görüyor musun? Bunu görüyor musun? Bu Eymen'in amcasının oğlanı yumruğudur. Öpes Türk yumruğudur bu. Eymen'in canını sıkmaya devam edersen ben de senin canını sıkarım haberin olsun. Anladın mı? Anladım. Ana! Ula bu bizim mahalle. Ne güzel. Buradayken sıcağı sıcağına şu elmakçının hesabını görelim. Necmiye abla. Merhaba Bakiye kızım. Şey buralarda böyle kelbaş bir adam gördün mü? Yayvan yayvan yürüyor. Hayır görmedik kızım. Görmedin. Afiyet olsun. İyi günler. Maşallah iyisin Kemal amca. Buralarda yay göbek bir adam gördün mü? Yok öyle birini görmedim. Bakiye. Senin ne işin var burada ya? Ben de sana aynı soruyu soracaktım. Senin ne işin var ya bu mahallede? Benim bir işim var. Senin evine git hadi. Ne işin var? Eve git hadi. Ne işin var ya? Baba bir odun aldım helal et. Helal olsun kardeşim. Ne yapacaksın ya odunu? Geç elimde çevireceğim böyle sonra gidip. Ya bak be şş. Kapıyı aç lan! Kapıyı aç! Kapıyı aç! Elma! Aç! Ya Elma! Aç dedim! Sen ne yapıyorsun ya? Şşt, bırak! Bir dakika! Bırak şu sakın bak! Bir dakika! Rica ediyorum Erman! Hani sen gidiyorsun? Hani sen gidiyorsun? Ya seni nasıl bırakıp nasıl gideyim ben ya? Lütfen rica ediyorum. Hadi gidelim. Senin buraya niye geldiğin belli. Ya benim bunda bir hesabım var. Ya bırak onunla uğraşmayı. Rica ediyorum senden evimize gidelim. Neden? Bak, en büyük intikam unutmaktır, tamam mı? Ben bu adamın bana yaşattığı acıları unutup yeniden mutlu olmayı öğrenerek zaten en büyük intikamı aldım. Bitti gitti. Kardeşim unutamıyorum adamın suratını atır kızı gibi. Devamlı gözümün önüne geliyor. Döveceğim ben bunu. Ya unutacaksın, bitecek. Haydi gidelim. Bırak at odunu, at. Bunu bırakıyorum buraya, haberin olsun. Hadi. Sana yatsın kalksın dua etsin. Yanında bayan varken, çocuk varken adapte olamıyorum ben. Hmm.
Aa, sahibinin kiralık dükkan diyor. Ne güzel değil mi? Aa, Osman Bey, merhaba. Anam, yürü, yürü, yürü. Bahçe hangisi? Bir yan bahçe ablacığım. Bir yan bahçe mi? Ya, süper. Kahven geldi babacığım. Oh, maşallah, 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 maşallah. Hana, kızımın elinden ilk kez kahve içiyorum, görüyor musun? İlk defa olur mu mübarek? Zeyno lise sondayken sen bir yılbaşı akşamı zehirlenmiştin ya. İşte o kahveyi Zeyno yapmıştı. Allah Allah. Hadi babacığım, hadi bahçede içelim kahvemizi. Ya kızım, vallahi billahi hava serindir şimdi. Nereden çıkardın bahçede kahve içmeyi yahu? Ay, ne serindi baba? Limonata gibi hava vardı şurada. Ay tamam, tamam, tamam. Ver bakayım, ver. Haydi ellerine sağlık. Aa, bir yan komşularımız da bahçeye çıkmışlar. Merhaba komşularımız. Helal. Ya sen ne kadar tatlı ve komik bir tipsin Ervan ya. Yani tatlı derken tam anlayamadım. Tatlı mı dedim ben? Şey oldu söyleyeyim, yanlışlıkla dilim sürttüyse. Evet, öyle oldu galiba. Ne yapayım ben o zaman, şey yapayım? Anahtarı mı çıkarayım, ne yapayım ben? Hayda. Ne oldu? Ya çocukları okuldan almayı unuttuk bak. Ha yok yok, çocuklar kendisi kendisilerine geldiler. Bugün okul yarım günmüş. Ya iyi. Ya Korkut yılanının derdine düşüp esas bombayı anlatmayı unuttum ben size. Bomba mı? Ne bombası? Bu anahtar bu kapıyı açmıyor. Sen doğru anahtar aldığından emin misin? Tabii canım, hep bu anahtarla açıyorum ben kapıyı. Ne olmuş? Galiba bu kapının kilidini değiştirmişler. Niye kapının kilidini değiştirsinler canım? Aa, çocuklar! Çocuklar açın bakayım bir. Merhaba. Kime bakmıştınız acaba canım? Merhaba komşular. Hadi kalk kızım, kalk, topla şunları. Hanım kalk sen de. Münferit sen, ananı al içeri al. Kalk, 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 baba. Hadi yallah yallah. Abla ne olur bir şeyler yap. Ne açıdan Erenciğim? Ya sohbet muhabbet işte, bir şey yap. İçeri giriyorlar. Mübarek abi. Aha babacığım, komşularımız bize sesleniyorlar. Duydum kızım, duydum. Gidip bir konuşalım. Belki siteyle ilgili önemli bir şey söyleyeceklerdir. Canım, müsaade edersen evimize girebilir miyiz? Biz girdikten sonra sen kendi kendini kapının önüne koyarsın. Maalesef canım. Giremezsiniz. Çünkü artık burası sizin eviniz değil. Ne diyor ya bu botoks mucizesi? Hanımefendi, ben yani yalnız gerçekten bir şey rica edeceğim. Ben bugün çok kötü bir gün geçirdim. Yani benim daha fazla sinirlerimi yıpratmayın. Rica ediyorum. O zaman size ben şöyle izah edeyim Erman Beyciğim. Buyurun bakın. Bugün itibariyle devlet Eymen'in tüm banka hesaplarına ve mal varlığına el koydu. Neyi? Valla
Allah, şirket işlerinde böyle yolsuzluk falan yapmış galiba. Yolsuzluk mu? Yok canım. Hemen ben son derece namuslu ve basuretli bir iş adamı. Yanlışlık var o. Yolsuzluk yapmaz, yok. Merhaba. Bunlar da sürekli merhaba diyor. Başka numaraları yok. Mübarek abi, memleket nereye? Antakya. Antakya demek, ne güzel. Tesadüfe bak, biz de Ankara. İkisi de An'la başlıyor, değil mi? Ya enişte, senin ne acayip bir muhabbetin varmış. Bize söyleyecek önemli bir şeyiniz yoksa bize müsaade kardeşim. Biliyorsunuz mu? Bugün daha taşındık buraya. Yapılacak tonla işimiz var. Yardım falan lazım. Lazım değil. Sana ne diyorum biliyor musun kızım? Biz bu çitlerin yerine ağaç dikelim uzun uzun böyle kavak kavak, daha iyi olacak vallahi. Hadi yürü yürü hadi. Bir dakika ya, şimdi benim anlamadığım ne biliyor musun? Devlet madem Eymen'in bütün mal varlığına el koydu, senin ne işin var bu evde? Aynen. Ben onu da şöyle izah edeyim. Bir dakika. Çok terbiyesiz bir kadın bu ya. Çok sinirlenim. Ah, Eymen'im nikahtan 2 gün önce bu evi benim üstüme yapmış, biliyor musunuz? Vallahi benim de yeni haberim oldu. Ah, canım Eymen'im benim, canım. Demek ki nikahtan sonra bana sürpriz yapıp bu evi hediye edecekti. Ha, bu arada ben sizin kıyafetlerinizin bir kısmını hazırladım. Enişte, ya benim kayınpeder keşke şu ortadaki ev alsaydı. Niye ki? Ya niyesi mi var enişte? Arada kocaman bahçe var. Ben nasıl samimiyet kuracağım bu kayınpederle? Ya kayınçomun dert ettiği şeye bak ya. Bak, sonuçta kız tarafı, erkek tarafı aynı sitede. Sadece bir ev arayla komşuluk yapıyorsunuz. Bence bu müthiş bir tesadüf, değil mi? Ya tesadüf falan yok enişte. Ya, bu komşuluk olayını falan hep biz ayarladık. Biz ayarladık derken? Abla, bu evi ben satın aldım. Daha sonra da çakma bir isimle ikinize kiraya verdim. Bu sırada da Zeyno tabii ki babasına bu siteden ev alsın diye sürekli baskı yaptı. Epey bir bekledik satılık çıkmasını. Daha sonra kayınpeder evi bulup taşınınca biz de hemen Türkiye'ye geldik. İyi yapmışsınız. Abla, ben Amerika'da bir bilgisayar programı şirketi kurduğumu ve oradaki cep telefonu uygulamasından çok fazla para kazandığımı falan hiç söylemedim, değil mi? Hiç söylemedin ablacığım, hiç. Ay kusura bakmayın, çok sıkıldım sizden. Kapıyorum ben kapıyı. Bak, seni 12'lik su borusuyla döverim ha. Ya lütfen, lütfen Erman Bey, şiddet hiçbir şeye çözüm değil. Belli ki bu Karaçalı bize bir oyun oynuyor gene. Sen de canım çok fazla yerleşme istersen bu eve. Eninde sonunda folyon ortaya çıkacak. Hatta lafı bile var. Hesap döner, sap emer, kasap döver, keser sever, hesap kesmezse... Bakayım, Allah belanı vermesin senin. Bir kelime edeceğin ne olur et ya! Ettim işte, çok yerinde bir laftı bence benimkisi. Ay çocuklar! Ya amca, ne olur biz de size gelelim ya. Bizi burada bununla bırakmayın. Çocuklar! Ama Bakiye ablanızla Erman amcanızın kalacak yeri bile yok. Onlarla sokakta mı sürünmek istiyorsunuz? Hadi girin siz içeri. Hadi çocuğum, hadi. Hadi. Oğlum hadi, gitmen lazım. Bak yarın okulun var. Kafan dinç olması lazım. Siz nerede kalacaksınız o zaman? Edişim Otel 4. kat. 4256 lira. Gidesin ya. Hadi. Git, nerede kalacağız anam, tövbe. Hadi. Sahi bu evde kim oturuyor? Sorsak acaba satmazlar mı bize? Erenciğim, hiç o eve bulaşma olur mu? Kuzuların evi o. Kuzuların evi mi? Ablacığım, kuzulardan ne kadar uzak durursan senin için o kadar iyi. Neyse, hadi gidelim içeri. Hadi. Hadi kayınço, hadi. Geç, geç, geç. Onur! Neredesin lan sen? Bahçedeydik abi. Gel sarıl bak ya ablana, gel. Morar batları bitiklerde ya şu an. Gel. Bak yine, bak yine, bak.
De haydi buyurun, afiyet olsun. Ama nefis, 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 nefis. Hanım sen mi yaptın bu çorbayı? Ne çorbası bu? Havuçlu bezelye çorbası babacığım o. Havuçlu bezelye çorbası mı? Evet, bir de yeşil fasulye var içinde. Çorbayı Zeyno yaptı. Allah Allah. Fırında sebzeli tavuğumuz da hazır. Bir dakika, bir dakika. Bunları mı sen yaptın? Evet. Yani ben böyle bir şey görmedim maşallah. Zeyno kızım sana ne oldu böyle? Ne olmuş anneciğim? Sen Amerika'ya gitmeden önce tost yapmayı bile beceremezdin. Anneciğim benim sana itiraf etmem gereken başka bir şey daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Hani ben Amerika'da işletme okuyacaktım ya. Hı? İlk sömestrden sonra çok sıkıldım. Ben de gittim aşçılık okudum. Ne? Çok acayip olmuş değil mi? Babam bizi öldürecek. Ay ay. Vallahi sağ olun çocuklar. Siz olmasaydınız resmen sokakta kalmıştık biz. O nasıl laf Bakiye abla? Yani sonuçta komşuluk bugünler için var değil mi? Ah ya. Adam ya. Vallahi adam. Lan helal olsun sana. Erol'cum sen ne okudun Amerika'da? Eren efendim. Eren. Eren diye bölüm mü var ya? Hayır yani benim adım Eren. Ha öyle Eren. Bilgisayar mühendisliği okudum. Ay nadar da güzel. Ben de kendim üniversite sınavlarında Marmara Bölge birincisi seçildiydim gençken. Babam okumama müsaade etseydi ben de bilgisayarla ilgili bir şey okumak istiyordum. Yemeğimiz geldi. Oh nihayet ya. Sen mi yaptın bu yemeği canım? Evet Bakiye ablacığım ben yaptım. Eyvah eyvah. Vallahi ben ilk niyetliyim. Hemen bana koyabilir misin? Sağ ol, bayağı acıktım çünkü. Koyuyorum. Bu nedir? Erman abicim, Hint usulü köri soslu lahanalı pırasa. Başka bir şey var mı? Brokoli salatamız var işte. Oh, mis. Aladağın olsun değil mi abi? Alo, iyi akşamlar. Pizza siparişi verecektim ben. Maşallah kızım, maşallah. Vallahi bu tavuk yemeği çok güzel olmuş. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun babacığım. Abla, vallahi seni alan yaşadı ha. Müferi. O ne biçim laf? Asıl ablanı alan yaşadı. Benim kızım hem yetenekli, hem güzel, hem de prenses maşallah yavrum. Benden kız alacak adamın önce ağzıyla kuş tutması lazım. Neyse, daha çok var oralara. Sen birkaç gün dinlen kızım, ondan sonra şirkette işin hazır. Tamam mı kızım? Baş üstüne babacığım. Maşallah. Teşekkürler. Dumurcuğum, ya benim ellerim kollarım dolu şu pizzanın paralarını şey der misin? Diyeciğim, sen vejeteryansın diye sana zepzeli aldım. Bakiye ablacığım, ben hamur işi yemiyorum. Aa, olur mu öyle şey canım? Pizza dediğin fosfor, potasyum ve çimento açısından son derece önemli bir besin öbeğidir. Bunlara ihtiyacım var. Çimento derken? Aç, 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 aç. Aferin. Onurcuğum, bir müddet bu yukarıdaki lavaboyu kullanmayalım. Ben yarın belediyeye alayım da bir kanalizasyoncu yollasınlar buraya. Problem çıktı. Ne kadar sinek var bu evde ya? Babam kanepede uyuyakalmış. Ben çöp atıp geliyorum anneciğim. Kızım bırak sen çöpü kardeşin atar. Ay çöp bahane kocamla buluşacağım anneciğim. Ay kocam diyor bir de kalbime indirecek. Ay ama Allah korusun anneciğim ya. Kızım nasıl olacak bu iş? Yemekte babana duydun. Kızımı 3-5 sene daha evlendirmem diyor. Su akar yolunu bulur anneciğim. Hadi ben gidip geliyorum hemen. Tamam tamam ne olur çabuk gel. Uyanır da seni göremezse canımızı okur. Thank you.
çöpe atacağım. Bana ver, ben atarım. Olmaz, ben atarım ya. Ay, olur mu öyle şey? Kız kısmı gece vakti çöp atmaya çıkar mı? Ya komşunun kızı az önce bahçedeydi. Sana bakıyordu galiba. Harbi mi? Harbi. Eyvallah. Ben çıktım, anneme çöp atıyorum dedim. Acele et, ne olur. Aa, senin pizzan öyle duruyor. Hadi bakayım, bitecek onlar, sakın. Yok, yetti bakiye ablacığım. Olmaz. Vallahi olmaz, nimet bunlar, nimet bunlar, yenecek. Vallahi arkandan ağlar, arkandan ağlar. Abla, benim bir dışarı çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun lan? Bu saatte kahveye mi gideceksin yoksa? Yok be abi, karımla buluşacağım. Ah, evli misin sen? Evet. Hanımın nerede? Niye gelmiyor buraya? Ya orası birazcık uzun hikaye. Neyse, ben çıktım. Gel. Anlatma, anlatma. Bak, bak, bu kıvırcık saçlı zengin kızla düz saçlı fakir kızı yok mu? Bunların teyzeleri bir ama halaları başka. Tabii. Ama kendileri amca kızı zannediyor. Çünkü bunlar hastanede doğdukları gün karıştırdılar. Bunları babalarına vermediler. Ne yaptılar biliyor musun? Kanteri işleten çağcı kardeşlere verdiler bunlar. Vay. Aşkım. Ya bu dizinin müziklerini şarkısı. Nimrat, Nimrat. Canım karıcığım benim. Ya çok özledim seni. Ben de seni çok özledim kocacığım. Zehra nerede? Yukarıda duş alıyor. Ha. Ha? Ha. Hadi onarım, hazır ayaktayken kalk bir bardak çay koy bana hadi. Demlenmiştir. Pardon? Ne pardon ya? Kalk bir bardak çay koy diyorum yani. Bunu neyini anlatayım ben sana? Yediğim hamur zaten hararet yapmış binde. Yani içim ıtır ıtır ya. Allah'ını seversin ya. Misafir geldi. Kalkın ben mi koyayım çayı ya? Yok estağfurullah abi. Koyarım ben çayı şimdi sana. Hakikaten bunlar hiç misafir ev sahibi bilmiyorlar Erman Beyciğim. Ya sen mi misafirsin? Ben bütün yastıkları almış kendim. Buyur abi sen. Sağ ol, zahmet oldu yavrum. Ne zahmet abi? Tomurcuğum hazır ayaktayken bir yayık ayran rica edebilir miyim canım? Yayık ayran mı? Hmm, canım çekti. Ama yoksa da çay olabilir. Tabii bakiye abla, koyayım ben hemen sana çay. Çay tadimini almamış, bence içme. Aa. Ha. Geçin. Tomurcuğum kalsın o zaman. Ama sen toton mu büyüdün, ne oldu? Bu kadar yer kaplamıyordun eskiden. Ayağım değil. Buyur bakiye abla, çayını.
Yok, vazgeçtim ben ya. Demini almamış sonra. Baki. Hı? Böyle bir türkülü bir kanal aç ya. Bir tanem. Baban sevmiş mi beni? Yani bir şey söyledi mi hakkımda? Bayılmış sana. Keşke bu çocuk benim damadım olsa diyor. Akşam yemekte hep seni konuştum. Ya, gerçekten mi? Ay, saçmalama aşkım ya. İşimiz çok zor, çok. Seni babamın gözüne sokabilmemiz için çok çalışmamız lazım. Olsun be bir tanem. Biz birbirimizi sevdiğimiz sürece her şeyin üstesinden geliriz. Madem baban savaş istiyor, iyi. Savaşırız. Eyvah. Ne yapıyorsun? Gir, dursana. Pardon hayatım. Sakın çıkma. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler kardeşim. Hayırlı geceler abi. Aleyküm selam. Kardeş, ne yapıyorsun burada? Çöp atıyorum abi. İyi de sen bu sitenin sakin değilsin ki. Olur mu abi? Benim ablamla eşi 3 numaralı villada oturuyor. 3 numaralı villa mı? Sen bizim Deren Hanım kardeşi misin? Evet abi, aynen. Bu çöpün içinde bir şey var galiba. Kedidir abi, kedi. Boş ver. Aa, şurada biri atladı abi duvardan. Şurada abi. Pardon aşkım ya. Onur'um nereye gidiyorsunuz lan? Abi geç oldu ya. Yatalım dedik artık. Tavuk musunuz siz ya bu saatte yatıyorsunuz? Onur'um hazır ayaktayken çay oturmuştur. Bir bardak koyuver lan. Ya bu pizzalarda buz gibi olmuş be. Dürüyeciğim sana zahmet. Bunları mikrop dalgalı fırında ısıtır mısın? Zeyno, Zeyno kızım neredesin? Zeyno. Efendim babacığım. Yavrum sıhhatler olsun. Sıhhatler mi olsun? Annen söyledi yukarıda duş alıyormuşsun. Evet şimdi duş aldım indim babacığım. Yavrum bu ne kokuyor bu şampuan? Amerika'dan mı aldın bu şampuan? Evet babacığım. Çok kötü kokuyor. Bitkisel bir şampuan bu babacığım. Lahana ve soğan özü var içinde. Lahanayı da bırak, soğanı da bırak. Yerli şampuana bak. Bizim defne sabunu var. Kar sabunu Antakya'da. Kar defne sabunu. O çok güzel olur yavrum. Onu da kullan. Müferit. Ne işin var bahçede? Hiç baba. Yıldızları seyrediyordum. Hani komşunun kızı bahçedeydi? Ben çıktım. Allah. Canlarım. Ay üzülmeyin. Yarından itibaren amcanızdan gerekli hukuki mücadeleyi başlatıp evimizi o Cadaloz'un elinden geri alacağız. Vedada hiç ayrılmayacağız. Kuzularım. Oy, oy. Çocuklar, evin interneti açıldı. Ya bu kadın resmen çocukların beynini çitiliyor. Helal telliği. Abi kusura bakmıyorsunuz değil mi? Eren gelince misafir odasını malum ona verdik. Siz de böyle ağırlayabiliyoruz artık. Yok
gideyim burada yatarım, çok güzel. Ben nerede yatacağım? Oh. Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Bugünü de kazasız belasız atlattık. Kızım da geldi sağ salim. Maile aynı çatı altında uyuyacağız. Benden huzurlusu yok bu gece vallahi billahi. Oh. Oh Fatma Gül, oh. Ne bakıyorsun sen? Çocukların fotoğraflarına. İyi, ben de bakacağım. Bak, burada Münferit 3 aylık. Ne çabuk büyüdüler değil mi Fatma Gül? Sorma vallahi. Mübarek. Hı. Ben bebek sevmeyi özledim. Vallahi ben de özledim. Fatma Gül, ne kımışıyorsun? Tövbe tövbe. Ya bu yaştan sonra bebek mi yapacağız Allah Allah? Biz yapmayacağız bebeği. E kim yapacak? Yani torun olarak da sevebiliriz. Nasıl olacak o iş? Bak şimdi Fatma Gül, aklından ne geçiyorsa unutuyorsun. Gece gece uyumadan önce benim asabımı bozmuyorsun, beni dellendirmiyorsun. Haydi Allah rahatlık versin yahu. Allah Allah. Mübarek, niye böyle yapıyorsun? Ya hazır elimiz ayağımız tutuyorken torun sevsek fena mı olur? Bak, bizim elimiz ayağımız daha uzun yıllar tutacak. Tamam. Allah Allah. Haydi Allah rahatlık versin. Ben gidip kızıma iyi geceler demedim, onu diyeceğim. Kocacığım. İyi geceler karıcığım. Bu gece sensiz uyumak çok zor olacak benim için. Benim için de. Yattın mı kızım? Eyvah, babam geldi. Gel babacığım, yatıyordum ben de şimdi. Kızım. Efendim. Kimle konuşuyorsun telefonla gece gece? Şey, Amerika'daki bir kız arkadaşımla konuşuyordum babacığım. Hani orada sabah ya. Anladım. Zeyno, sana masal okumamı ister misin? Ay yok artık baba ya. Yani oku dersen okurum Allah. Zamanında az okumadım değil mi? O zaman biraz küçüktüm ama babacığım. Sen benim için hala çok küçüksün. Zeyno, sonsuza kadar da öyle kalacaksın yavrum. İyi ki geldin be kızım. Sen yokken çok yalnızdım vallahi. Annem vardı ya babacığım. Zeyno düşün ne kadar yalnız oldum mu? Zeyno, ne olur bir daha babacığını yalnız bırakıp gitme. Olur mu? Ne olur? Olur, gitmem babacığım. Haydi yat bakalım, dinlen güzel güzel benim prensesim. Haydi geç 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 yatağına. Sabah ola hayrola, görüşürüz yarın yavrum. Gel buyur, çık. Haydi bakalım, haydi bakalım. Maşallah. Haydi geç şimdi. Allah rahatlık versin kızıma. Sana oh. Da babacığım. Babacığım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kızım. Ben de seni çok seviyorum yavrum benim. İleride ne olursa olsun hiçbir şey ama hiçbir şey seni sevdiğim gerçeğini değiştirmeyecek. Bunu unutma olur mu? Unutmam kızım, unutmam. Haydi bakalım yat yat yat. Haydi haydi haydi. Geç 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 geç. Zeyno, ileride ne olursa olsun derken ne demek istedin yavrum? Zeyno. Ben yattım, hadi Allah rahatlık versin. Oldu sana da. Oh. Erman. Evet. Acaba sen bahçede mi yatsın? Bahçede mi? Hı, bahçede. Niye, manyak mıyım ben? Yok, ondan değil.
Ben şimdi senin nikahsız aynı odada. Ben biraz tedirgin oldum da. Kızım sen ne diyorsun ya? Ben safık adam mıyım yani? Sen ne diyorsun? Ben safık adam mıyım ya? Yok, estağfurullah da. Ne estağfurullah da yani? Sen orada yatıyorsun, ben burada yatıyorum. Tarihte görülmemiş buradan oraya bir şey olduğu ya. Hadi yat, Allah'ını seversin. İyi geceler. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Ya ne olur ne olmaz diye aramıza duvar örüyorum. Ne olur ne olmaz ne demek ya? Ya yat Allah'ını seversin ya. Kadın müştemilat yaptı ya. Geceler dilerim. Sağa da. Ya da boş ver geceleri, sana iyi insanlar dilerim. Ben sana iyi insanlar dilerim. İyi akşamlar gençler. Vay be, aşka bak be. Sıkı tutun ellerinizi, bırakmayın. Sevmek güzel bir şey, birbirinize sahip çıkın. Ah Baki, ah be. Benim gibi delikanlı adama yapılır mı be? Böyle güzel seven adama yapılacak şey mi bu Baki? Ah Baki. İyi geceler Korkut abi. İyi geceler Orta Doğu'nun ve Balkanların en lüzumsuz çaycısı. Bu gecenin nöbetçi emlakçısı sensin galiba abi. Lan yürü git, yürü git, yürü git. Japonlar konuşan robot yaptılar, konuşan robot. Senin yaptığın espriye bak. Sonra da mizah niye gelişmiyor? Mizah mı yapıyorsun, şaka mı yapıyorsun, espri mi yapıyorsun? Bir şeye karar verin ya. Abi. Ah, abisinin gülü. Güzelim benim. Öpeyim elim. Saat geç oldu. Sen gelmeyince ben de seni merak ettim. Geleyim mi bakayım dedim dizi başlamadan. Biliyorsun benim dizi başlayınca 01.30'a kadar kalkamıyorum başına. Ya bu gece biraz fazla mesai yapayım dedim. Şöyle genel portföy durumumu bir gözden geçireyim dedim. Otur, otur hadi bakayım. Geç bakayım. İyi yapmışsın abi. Of. Söz, birisi mi üzdü seni yoksa? Yok abi, kimse üzmedi beni. Bir şey yapma. Yok yok yok, sende bir haller var. Kız bana bak, yoksa kısmetin çıktı da isteyeceğiz diye haber yolladılar da abinden mi saklıyorsun kız? Ha? Aslında bugün bir kısmet adayım çıkar gibi oldu. Aa, Ama son anda direkten döndük. Yapma ya, hadi be. Peki kimmiş bu? İsmini biliyor musun? Mahalleden biri mi? Zengin biri mi? Mal varlığı hakkında bir bilgin var mı? Ya da benim portföyümde ismi var mı? Yok abi, boş ver. Tanımazsın zaten. Tanımazsın ya, bir şey değil. İyi. Eyvallah.
oldu. Deprem oldu, kurban olayım. Hemen çocukları alalım, telefonu alalım, arabanın anahtarını alalım. Yok deprem falan yok. Bahçede birisi var galiba. Sanki hırsız falan gibi kesiyor. Bahçede biri mi var? Hırsızlık yapıyor sanki. Hırkız. Hırkız. Nerede? Orada geldi. Bana mutfaktan bir bıçak bul. Ya tehlikeli mi ver ne bıçağı ya? O zaman bilek gücüyle gidiyoruz, hadi kalk. Ya şurada elektrik süpürgesinin sopası. Ha, onu getir bak güzel. Su borusu olaydı. 12'lik. Erman Bey çok dikkatli olun. Hırsız silahlı olabilir. Ya kusura kalma da asıl o dikkatli olsun yani. Beni görünce korkup kaçmazsa başını yedecekleri düşünsün. Aha. Eren, Erman abi. Aa, hırsız Eren miymiş? Eren, yıllarca Amerikalarda üniversite okumuş bir çocuksun. Neden hırsızlık yapıyorsun çocuğum? Ya ne hırsızı Bakiye abla ya? Gecenin bu saatinde böyle tek başına geçiyorsun komşunun bahçesinde. Yani insan eline fener mener alır ya. Ya ben çok kötü jetlag oldum ya. Yalnız bu tür şeyleri tabii ki ben tespit etmiyorum yani. Jetlag oldum falan. Bu tür şeyleri yanımızda konuşmak. Ne demek jetlag oldum ya? Jetlag diyorum abi. Leylak demek istiyor belki de. Ya bak ya abla ne Leyla? Bak abicim benim kafam hala Amerika saatinde kaldı. Onun için bahçede birazcık dolanayım. Uykum gelsin dedim. Bu kadar. Ha, bu mu jetlag yani? Jetlag'ın anlamı bahçede dolanmak mı? Ben de hiç anlamadım. Zeyno. Bu saatte nereye gidiyorsun yavrum? Zeyno. Sana diyorum yavrum, kızım. Zeyno. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abi benim de uykumu getirdin. Hadi gidelim eve ha. Öyle çabuk geçti cırtlık. Geçer o, geçer. Zeyno. Zeyno yavrum iyi misin? Yok bu kıza bir şey olmuş Amerika'da. Yok yok ben onu uyandırmayayım. Beynine zarar gelir bir şey olur Allah korusun. Zeyno bak dön dön. Dön 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 dön. Odaya koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Yavaş 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 yavaş. Geç 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 geç. Gel 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 gel. Gel gel. Yatak bu yatak ha. Haydi Allah rahatlık versin. Uyur gezer prensesim beni.
çocuklar. Hadi, hadi, hadi. Şehriz abla bizi okula sen mi bırakacaksın? Ay aşk olsun tabii ki. Artık bundan sonra hep beraberiz. Erman Bey, hadi daha çocukları alacağız evden. Günaydın. Günaydın çocuklarım. İyi bari zamanında kalkmışsınız. Yalnız evle birlikte arabalara da el konuldu yani. Mecburen okula dolmuş veya minibüsle gideceksiniz. Yok 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 yo. Erman Beyciğim hiç zahmet etmeyin. Bundan böyle her sabah okula ben götüreceğim çocuklarımı. Çocuklarım sakın üzülmeyin. Çok yakında kurtaracağız sizi bu hırtılos kadının elinden. Selin'cim acaba okuldan sonra bir AVM'ye gidip alışveriş mi yapsak? Gerçekten mi? Tabii ki gerçek. Ah Atom'a da birkaç tane oyun bakarız. Büyüksün Şeniz abla. Çok ayıp ya. Vallahi bak ya. Resmen bir gecede çocukların beyinlerini yıkayıp ütülemiş ya. Babanız eve döndü yavrularım. İşte böyle. Düşmanlarım bana telefonla ulaştı ha. Uzun uzun konuştuk. Dedik aramızdaki husumet bitsin. Bir barış mı sağlı ya? Bu nedir ya? Ben yuvadan, çocuklarımdan ayrı kalırım. Hüzünlü bir konuşma oldu. Sonra ne yapıp ne ettik? Aramızda bir karar aldık. Barış mı sağladık? Artık ölüm korkusu olmadığına göre eve kesin dönüş yaptım. Evine hoş geldin aşkım. Şeynacığım sağ ol, sağ ol. En temasını aldım. Çocuklar var burada. Rahat. Doğru. Çocuklar. Doğru aşkım, doğru. Babacığım. Bir daha bizi bırakıp hiçbir yere gitmeyeceksin değil mi? Yavrum sen biraz önce anlattım ya, dinlemiyor musun ya? B12 eksikliğim var bu çocukta. Bakmıyor musunuz çocuklara? Ben yokken çocuklara bakmadınız mı? Bak ya, ne oluyor? Atom, öp bakayım babanı. İşte vitamin, öp bakayım. Al. Ben? Yavrum seninle sonra şey yapacağız. Çünkü biliyorsun yani sen bu 40 derece şu anda, çok sıcak. O zaman baksanıza ne kadar mutlu bir aile portresi çizdik, gördünüz mü? Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Oo, kahvaltıya bak. Sucuklu yumurta da yapmışsın. Nasıl özledim Türk kahvaltısını. Amerika'da sucuk yok muydu? Vardı da anneciğim, buradakilerin tadı bir başka oluyor. İyi, afiyet olsun o zaman. Babam kalkmadı mı hala? Oo, çoktan. Horozlardan bile önce kalkıp sitenin içinde yürüyüş yapıyor. Duştadır, iner birazdan. Babam gelmeden bir kocamı görseydim bari. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın yavrum. Babacığım. Oh hanım. Oh günaydın, günaydın kızım. Günaydın. Oh. Nasılsın kızım? İyiyim babacığım, sen nasılsın? Allah'a şükürler olsun. Ver, 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 ver. Oh, sucuklu yumurtayı gördüm daha iyi oldum. Şuraya bak. Mis, mis, mis. Eve geri döndüğüne gerçekten çok sevindim amcaoğlu. Sağ ol Erman'cığım, sağ ol. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim onu bulamıyorum. Bakiye ve çocuklar anlattılar bana. Hem amcalık hem babalık yapmışsın. Yokluğumu hissettirmemişsin Erman. Hakkını helal et. O ne demek ya? O ne demek yani? Onlar sonuçta benim yeğenlerim. Yani yarı babaları sayılırım, yanlış anlama yani. Sağ ol, sağ ol. Çok büyük adamsın amcaoğlu. Hakkını helal et. Helal olsun amcaoğlu. Ne demek yani? Sen artık eve geri döndüğüne göre yani misafir de bir yere kadar artık ben yani ufak ufak kaçayım diyorum amcaoğlu müsaadenle ya. Nasıl müsaadenle ya? Yani açıkçası daha fazla yük olmak istemiyorum Eymen ya. Amcaoğlu yük ne demek? Misafir ne demek? Burası senin evin sayılır. İstediğin kadar kalabilirsin. Çok sağ ol amcaoğlu. Teşekkür ederim ama ben kendi düzenimi kurmak istiyorum ya. Yani bu sosyetik site hayatı bana göre değil. Ben biraz böyle hani serbest, özgür olmak istiyorum böyle gecekondu hayatından girdiğim için. Anlıyorum amcaoğlu. Param var mı peki? Yok. Param yok yani. Ama sağlığım yerinde çok şükür çalışır kazanırım. O zaman izin ver sana en azından iş konusunda yardımcı olayım amcaoğlu. Yardımcı olacaksın. Nasıl yani?
Mesela gel sana bir iş kurayım. Ne dersin? Yani kendi işinin patronu ol. Otur paranı kendi kendine kazan yani. Vallahi mı? Ablacığım gözünü seveyim, şu tarafa doğru süpür. Dükkanın içerisi toz oldu ya. Şurayı biraz ıslat da süpür bari. Japonlar robot süpürge yaptılar. Siz hala çalı süpürgesiyle mi süpürüyorsunuz? Korkut abi, Korkut abi. Ne var lan? Karşıdaki boş dükkanı tutmuşlar abi. Kim tutmuş? Bilmiyorum. Ne zaman tutmuş? Oğlum bu mahallenin emlakçısı ben değil miyim? Benden habersiz nasıl tutulmuş?